Hemoroid tedavisindeki cerrahi yöntemler nelerdir? Hemoroid 4. evre olduğunda, yani ileri evre olduğunda maalesef cerrahi müdahaleler gerekir. Ameliyat dendiği zaman hastalarda şiddetli ağrı, dışkılayamama, günlerce süren ağrı nedeniyle büyük bir korku ve panik olmaktadır. Oysa bazı yöntemler klasik cerrahi yöntemler kadar ağrı yapmazlar. Bu yöntemler nelerdir? Longo yöntemi, stapler denen bir aletle anüsün iç kısmında çepeçevre aynı anda hemoroid memelerini hem kesip hem de aynı anda dikmeye dayalı bir yöntemdir. Çepeçevre bir dikiş olduğu için darlık komplikasyonu ya da dikişin açılması ya da fistül gibi komplikasyonları fazladır. Anüs kanalının içerisinde olduğu için de o bölgede ağrı duyusu fazla olmadığı için ciddi bir ağrı yapmazlar. Diğer bir yöntem THD dediğimiz transanal hemoroidal deartilizasyon dediğimiz bir yöntemdir. Kalem gibi bir cihazla, Doppler cihazıyla hemoroide gelen atar damarlar, yani hemoroidal arterler bulunarak bağlanır. Burada bir kesi, dikme gibi bir yöntem yoktur. Dolayısıyla kanama gibi belirtiler oluşmaz. Bazen dışarıya doğru sarkan hemoroidlerde içeriye askı kesmeden askı şeklinde toparlanabilir. Klasik cerrahi yöntemlerde ise memeler alınarak dikiş yapılır. Anal kanal çok ağrılı bir yöntem olduğu için ciddi olarak ağrı yaparlar. Hemoroidde önemli olan bütün memeler hangi yöntemle olursa olsun aynı anda alınmamalıdır. Çünkü hemoroidin en önemli ameliyat komplikasyonu sonrasında gelişen lezbiye bağlı olarak darlık oluşumudur. Diğer cerrahi yöntemlerde, THD'de, longo gibi yöntemlerde dışkılama hissine, yalancı bir dışkılama hissi olabilir ödeme bağlı olarak. Ama bu yöntem geçici bir, bu şikayet geçici bir şikayet.